Tabii ki antik kaynaklar çok anlatıyor buradaki tekstilin önemini. Hoşgör buluşmaları kapsamında panel düzenlendi. Dokumacılığın dünü, bugünü ve yarını konuşuldu. Buldan Belediyesi, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Pamukkale Üniversitesi'nin katkılarıyla düzenlenen panelde konu geçmiş ve gelecek dokumacılığıydı. Ve bunların yünlerinin yumuşak ve uzun olduğunu anlatıyor. İşte buna bağlı olarak da burada gördüğünüz Beyce Sultan kazılarında Çivril'de 4000 yıllık hem dokuma tezgah ağırlıkları hem de kumaşlar ve dokumanın kullanıldığı malzemeler ortaya çıkarıldı. Buldan Belediyesi El Sanatları ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen panele Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, Profesör Doktor Celal Şimşek, Profesör Doktor Günay Atalayer ve birçok önemli isim konuşmacı olarak katıldı. Buldan'da sürdürülen geleneksel dokumacılık kültürünün işlendiği konuşmalara vatandaşların da ilgisi yoğun oldu. Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, DRT Denizli mikrofonlarına panel hakkında açıklama yaptı. Buldan, dokumacılık kültürü ve geleneklerinin halen yaşatıldığı bir yer dedi. Çok önemli bir panel. Neden önemli bir panel? Çünkü Buldan çok uzun bir süreden beri, yani tarihin ta geçmişinden, yani 5000 yıllık belki bir dokuma kültürü, dokuma geleceği olan, Denizli'nin de bu anlamda çok ciddi bir tarihi var. Denizli'de Buldan'ın sonuçta bir parçası, daha doğrusu Buldan Denizi'nin parçası ve Likos Vadisi'nde 5000 yıl önce de bu iş yapılıyormuş, bugün de yapılıyor. Başkan Gülbay, paneli düzenlemedeki amaçlarını da aktardı. Tarihin geçmişinden beri bu işi yapıyor ve bu işi yaparken kendi çok özel dokuma türleri geliştirmiş, eyvallah. Ama mesela para kazanabileceğini gördüğü, gidip mesela buradan havlu götürmüş veya hoşgör götürmüş, Sivas'ta Sivas peştemalıyla karşılaşmış, bakmış ki çok satıyor. Orada 5 lira, ben bunu 4 liraya dokurum demiş. Gelmiş burada, daha kalitelisini dokunmuş, oraya satmış. İşte Gaziantep'in kutlusunu dokunmuş, İstanbul'daki geleneksel sandal bezini dokunmuş. Aklınıza gelebilecek her tür dokumayı dokunmuş. Bizim buradaki dokumacılarımıza da bir ufuk kazandırmak buradaki amacımız. Ustaların bilgilerini bir yerde harmanlayıp o havuzdan başka tasarımlar, başka güzellikler çıkmasını yarın da bekliyoruz inşallah. Geçmişe dokunmak, geleceğe dokunmak paneli konuşmacıların sunumlarının ardından gerçekleştirilen soru-cevap bölümüyle son buldu.